Biz bir kase çorbayı iki kişi paylaştık kaç gün. Allah'ıma binlerce şükür, onları bize rızık gönderdi. Çok yardımlar geldi. Yaşanan deprem ardında birçok hikaye bıraktı. Yıkılan sadece binalar değil, hayalleri de yıktı deprem. Sabahleyin ilk deprem 4.21'de olduğu zaman evin içindeydik. Biraz bekledik. Deprem durduktan sonra biraz kendimize gelince aşağıya indik. Arabalara bindik. Arabalarda bekledik 2'şer saat. Hem de çok soğuk ve kar yağıyordu. Konya'daki akrabalarımızın sayesinde burada ev olduğunu söylediler. Hemen gelmemizi söylediler. Biz de çıktık Konya'ya geldik. Şu anda çok şükür Allah razı olsun oturuyoruz. Aksuana ailesi haç kurasında isimlerini görebilmek için 13 sene bekledi. 2010 yılında başvurdukları kura sonucunda kendi isimlerini gördüler. Ya Rabbim dedim, bir deprem verdin, bütün her şeyimizi elimizden aldın, veren sensin, alan da sensin. Ama bugün bu seferki çıkması çok büyük bir imtihandı. Aksoğan ailesi depremden dolayı Malatya'dan Konya'ya geldiler. Kısa süre içerisinde açıklanan haç kuralarında 13 yıldır bekledikleri isimlerini görünce buruk bir sevinç yaşadılar. Yani hem üzüldüm hem çok sevindim. Şöyle üzüldüm, hiçbir şeyimizin kalmadığı, muhtaç bir durumda olduğumuz için üzüldüm. Çok sevindim. İsmimin demek ki çıkabiliyormuş. İkinci deprem gibi geliyor bana. Çünkü ben 13 seneyi doldurdu. 13 yıl. Gene de hiç ümidimi kesmedim. Depremde böyle bütün her şeyini kaybedip ama gitmek isteyen, gitmek ateşiyle yanan çok insanlar vardır. Aksoğan ailesi haç kurasında isimleri çıkmış depremzedelere yardım edilmesi için çağrıda bulundu. Arabayı satacaktık. Halledecektik. Biz onu hesaplamıştık zaten. Rabbim çağıracak ya. Ben hiç ümitsiz değilim. Rabbim bizi çünkü çağıracak ki bu sınavın üstüne bir sınav daha verdi. Çağıracak ki bizim ismimiz çıktı. Depremde böyle bütün her şeyini kaybedip ama gitmek isteyen, gitmek ateşiyle yanan çok insanlar vardır. İnşallah sesimizi onlara da duyurabiliriz. Onlar da sesimizi duyar. Bize yardımcı olacak kişiler duyar. Ama ben çok yanıyorum, ne olursunuz. Buna bir çözüm bulun. Çünkü bu depremden daha zor bir sınav.